Dünden Yarına'ya hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde en yakın kardeşimiz, en yakın dostumuz Azerbaycan ve onun yaşadığı süreçleri anlamaya çalışacak. Dediğimiz gibi Azerbaycan ülkemizin en yakın dostu ve kardeşidir. Hatta modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in "Biz iki devlet, bir milletiz" sözü doğrusu bunu en iyi ifade eden cümlelerdir. Hemen her konuda birbirinin yanında yer alan bu iki devlet ve iki halk, bu tavırlarıyla tüm dünyayı kıskandıran bir dostluğa imza atarlar. Azerbaycan'ın her başarısı bizi gururlandırırken, bizim başarılarımız da Azerbaycan'ı mutlu eder. Bu büyük kardeşlik, özellikle 1990 sonrasında vuslatla daha da güçlendi. 2000 yılıyla birlikte beraberce gerçekleştirilen büyük projelerle iyice sağlamlaştırıldı. Bu noktada gerilere gidelim ve Azerbaycan'ın geçmişine bir göz atalım. Azerbaycan. Kafkas Dağları'nın gerisinde dağlar, yaylalar, soğuk sular, güzel sesli, naif insanların ülkesi. Azerbaycan denildiğinde ilk akla başkent Bakü gelir. Bakü, tarihin derinliklerine uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Aslında bu sözü Azerbaycan topraklarının hemen tamamı için söylemek mümkündür. Bu verimli topraklar ve bu güzel coğrafya tarih boyu birçok uygarlığı bölgeye çekmiştir. Bu muhteşem coğrafyaya Azerbaycan isminin verilişiyle ilgili de farklı tezler bulunmaktadır. Mehmet Emin Resulzade'ye göre Büyük İskender tarafından kurulan Yunan Bahter İmparatorluğu'na karşı istiklal ilan eden Atropet tarafından tesis edilen bölgeye Atropetenya denilmişti. Ermeniler buna Aderbadegan demişler, Araplarsa bu bölgeye Azerbaycan demeyi tercih etmişlerdir. Bir başka görüşe göre Azerbaycan ismi Büyük İskender'in hizmetine giren İranlı Satrap Atropates'ten türetilmiştir. Başka bir görüş Azerbaycan isminin Pehlivani dilinden gelen ateş anlamındaki azar kelimesiyle yine aynı dilde muhafız anlamına gelen baygan kelimelerinin birleşiminden oluştuğu yönünde. Bu konuyla ilgili son görüş Taberi'den. Taberi'ye göre ibadet edilen ateşin en büyüğünün burada bulunması dolayısıyla buraya ateşin ülkesi anlamına gelen Azerbaycan adı verilmiştir. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu topraklar M.Ö. 120'lerle birlikte Türk boylarıyla tanışmaya başladı. Hazar Türklerinin bir dönem hüküm sürdüğü bu topraklar sonrasında Hun Türklerinin akınlarını yaşamıştır. Asya'dan Anadolu'ya açılan bir kapı olan Azerbaycan sonrasında pek çok el değiştirmiştir. Milattan sonra 7. yüzyılda 4 halife devrinde İslamiyet bu topraklara ulaşmış ve bir daha da ayrılmamıştır. Azerbaycan'ın Osmanlı ile tanışması Çaldıran Savaşı sonuna rastlıyordu. Yavuz Sultan Selim bölgenin büyük bölümünü ele geçirdi. Kanuni döneminde Azerbaycan'ın tamamında Osmanlı otoritesi sağlanmıştı. Ancak ne yazık ki Osmanlı'nın dönem dönem yaşadığı isyanlar nedeniyle Azerbaycan İran'ın işgaline uğramıştı. Meşhur Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla Güney Azerbaycan Osmanlı'dan kopmuştu. 18. yüzyıla gelindiğinde durum daha da farklı bir hal alacaktı. Artık oyuna Ruslar da dahil olmaya başlamıştı.
Ruslar 1. Pedro dönemiyle Hazar Denizi kıyılarına iniyor ve Azerbaycan'ın iç işlerine karışmaya başlıyordu. Hatta bu işi o kadar ileri götürdüler ki İran'la anlaşıp Osmanlı'yı bu bölgeden atma adına ayak oyunları yapmaya başladılar. Osmanlı'nın gücünü kaybetmeye başladığı bu dönemde Nadir Şah'ın öldürülmesiyle Azerbaycan'ın küçük hanlıklara ayrıldığı görülür. Osmanlı Devleti'ne bağlı yaşayan Azeri nüfusunun üzerinde Rusya ve İran otorite mücadelesine girişirler. 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Azeri hanlıkları kendi aralarında ittifaka giderek varlıklarını sürdürmüşlerdi. Ancak 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Kafkasya üzerinde Rusya'nın ağırlığı hissedilmeye başlamıştı. Ne yazık ki bu dönemle birlikte bu bölge yağma, talan, katliam ve istilalarla baş başa kalıyordu. Nitekim Rus tarihçileri, Rusya devletinin bu tarihlerde hayatını çapulculukla elde ettiği ganimetlerle sağladığını yazmaktadırlar. Rusların korkunç İvan ve 1. Pedro dönemlerinde Kafkasya'yı fethetmek amacıyla oldukça büyük bir saldırı ve işgal planı hazırladıkları bilinmektedir. Ancak hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaşmışlardır. Azeri savaşçıları Rus asker ve komutanlarının büyük bölümünü yok ettiler. Hatta Rus general Sisyanov Bakü'de idam edildi. Gelin görün ki bu büyük direniş Rus işgalini engelleyemedi. Rus ordusu Gence'yi işgal ettikten sonra buranın adını Yelizavetpol olarak değiştirecekti. Halka karşı kanlı katliamlara girişen Ruslar camileri kiliseye çevirmeyi de ihmal etmediler. Ne yazık ki bu dönemde Osmanlı içte ve dışta ciddi zorluklarla boğuşması nedeniyle yeterince bölgeye ve Azerilere yardım edememişti. Azerbaycan işgal edilmiş olsa da Azeri halkı işgalcilerle asla ilişkide bulunmamıştı. Rus işgaline karşı direniş hareketleri devam ediyordu. Bu dönemde Rus ordusu Bakü'yü işgal etti. Çar 1. Pedro, Bakü'yü istila eden generali Matyushkin'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Mektubunuzu aldım. Bakü'yü aldığınıza çok memnun oldum. Herhalde şüphesiz Türklerden almışsınızdır. Burasını ne olursa olsun elden bırakmamalı, bu iş için ne lazımsa yapılmalıdır. Gence ve Bakü'nün işgalinden sonra diğer hanlıklar da birer birer ele geçirildi. Ruslar özellikle kıyı bölgelerdeki hanlıkları ele geçirdikten sonra iç kesimlerdeki hanlıklar da işgale uğradı. En son Karabağ, Nahçıvan ve Revan hanlıklarını işgal eden Rus Çarlığı böylece Kuzey Azerbaycan'ın tamamını ele geçirdi. Ruslar sadece işgalle yetinmediler. Bu bölgelerde sömürge mantığını yerleştirme adına Azerbaycan topraklarına gayrimüslimleri yerleştirmeye başladılar. Bu politikaları yıllar yılı hemen tüm sömürgeciler uygulayacaklardı. Hatta Sovyetler döneminde dahi bundan geri durmayacaklar, Stalin'le bu işi zirveye vardıracaklardı. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, Rusların Azerbaycan'la Anadolu toprakları arasına tampon bölge olarak Ermenileri yerleştirmesidir. Nahçıvan, Revan, Karabağ gibi stratejik noktalarda Ermeni nüfusun yoğunlaştırılması tamamen bağlantıyı kesmeye yönelik bir hamleydi. Rus Çarlığı bölgeyi tamamen işgal etmişti etmesine fakat yerli halktan en ufak bir destek dahi alamıyordu. Azeriler işgalcilerle her türlü temastan uzak duruyorlardı. Ruslar hem bunu kırmak hem de demografik yapıyı bozmak adına gayrimüslimleri kafilelerle bölgeye getirmeye başladılar. Bunun içinde özellikle Ermeniler kullanıldı.
Ermeni göçmenler Erivan ve Nahçıvan bölgelerine yoğunlukla yerleştirildiler. Amaç oldukça netti: Azerbaycan'la Osmanlı'nın bağını kopartmaya çalışmak. Bu bölgelere Ruslar ve ilginçtir, bir miktar Alman köylüsü de getirildi. Rusların bu hareketi anlık bir şey değildi. Tamamen planlanmış ve hesaplanmış bir harekattı bu. Tahmin etmekte zorlanmayacağınız gibi çok geçmeden bölgeye gelen Ermenilerin silahlı saldırıları başladı. Ruslar Azeri sayısını azaltmak görevini de Ermenilere vermişti. Doğrusunu söylemek gerekirse Ruslar Ermenileri bu işler için kullanıyordu. Benzer yaklaşımları 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya karşı Osmanlı Ermenilerini kullanarak yapacaklardı. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse, Gülistan Barışı'na kadar Karabağ bölgesindeki 20 bin Azeri aileden sadece 3 bin kadarı kalacaktı. Buna karşılık gayrimüslim sayısı sistematik olarak arttırılıyordu. Ruslar Kuzey Azerbaycan'da ciddi baskılar uyguluyordu. Yerli halktan kimse yönetime alınmadı. İslam dinine, milli dile, adet ve ananelere, milli kültüre asla tolerans göstermediler. Bu da doğal olarak isyanları peş peşe getirdi. Aynı dönem içinde Azerbaycan toprakları için Ruslar ve İran karşı karşıya geliyordu. Azerbaycan'ın yeraltı ve yerüstü kaynakları iştah kabartıyordu. Bu sürtüşme 10 yıl sürecek bir savaş süreciyle sonlandı. Sonuçta Gülistan Anlaşması'yla Azerbaycan resmen ikiye bölündü. Kuzey Rusya'nın, Güney İran'ın oldu. Ancak İran çok geçmeden yeni bir harekata geçti. İki ülke yeniden savaştı ve İran yine yenildi. Bu sefer Türkmençay'da atılan imzalarla Ruslar Revan ve Nahçıvan'ı da topraklarına kattı. Ruslar bu imzalardan bir süre sonra Osmanlı ile İran ve Azerbaycan arasındaki bağlantıyı kesme adına merkezi Erivan olan Ermeni Devleti'ni kurma işine girişti. Azeriler yeni bir mücadelenin içindeydiler artık. Öncelikle Çarizm'e karşı direniş örgütleniyordu. Bu arada özellikle yeni yetişen nesillere milli şuuru aktarmaya çalışıyorlardı. Rusların ve Ermenilerin bütün engellemelerine rağmen Azeri uluları gençliği bilinçlendirme adına ellerinden geleni yapıyordu. Azeriler ne olursa olsun artık tek yumruktular. Rusların bölgeyi işgali sonucunda Bakü'deki havada mimari de değişiyordu. Artık Ermeni ustaların yaptığı Rus tarzı taş evler yükselmeye başlamıştı. Bu tabii diğer konularda da görülecekti. Rusların batıdan aldıklarını sömürgelerine de yerleştirdiği bir dönem başlamıştı. Bu baş döndürücü değişime rağmen Azerbaycan halkı duruşundan ödün vermemeye çalışıyordu. Bakü dışında kırsal alanlarda da Azeri köylülerin verimli topraklarına el konuluyor ve buralar Rusya'dan gelen Rus köylülere veriliyordu. 20. yüzyılın başlamasıyla Rusların baskıları daha da artacaktı. İlginçtir, Ruslar giderlerini karşılamak için Azerileri ağır vergilerle ezmeye çalıştılar. Azerbaycan halkı bu ağır vergiler altında ezilirken bir süre sonra vergileri ödeyemez hale geldi. Rus subay ve askerlerin tecavüzleri, dini inançları yasaklamaları baskıyı daha da arttırıyordu. Geçen yüzyıldan kalan ve yeni yüzyıla devrolan sömürü, haksızlık ve zulümler sonucu yine 1890'da başlayan kaçak hareketi milli bir hareket halini almıştı. Rusların özellikle kültürel alanda Azeri halkına yaptığı baskılar halkı yıldırmamış, aksine milli şuuru arttırmıştı.
Gaspralı İsmail'in etkileri politik alana taşınmaya başlayınca bu Rusları oldukça telaşlandırdı. 20. yüzyılın hemen başında tüm Rus İmparatorluğunda olduğu gibi Azerbaycan'da da devrim hareketleri görülüyordu. Bakü'de o dönemde 15 civarında Sosyal Demokrat Dernek faaliyetteydi. Azerbaycan'da işçi hareketleri de taraftar buluyordu. Bakü bu şekilde bir devrim merkezi halini almıştı. Ruslar bu durumu önlemek için de yine Ermeni terörü kartını kullanmaya başladı. Bunun ardından da olayları bastırıp Azerileri cezalandırmak için daha çok askerini bölgeye gönderdi. Buna rağmen Milli Azatlık Hareketi bir an bile duraksamadan devam etti. 1905 yılı Rusya için yıkımın başlangıcıydı. Rus-Japon Savaşı Rusların ağır yenilgisiyle son buldu. Bu yenilgi Rusya'daki kaynaşmayı daha da arttırdı. Alman Yahudilerinin inanılmaz desteğini alan Bolşevik hareketi hızla taraftar buluyordu. Buna karşılık Rus çarı meşrutiyet kartını açtıysa da bu kaçınılmaz sonu geciktirecekti. Rus olmayan halkların da yer aldığı Duma'nın faaliyetleri Çar Nikolay'ı rahatsız etmiş olacak ki 1907 Haziran'ında Duma dağıtıldı. Bu dönemde Azerbaycan'da kurulan partilerin tek amacı milli istiklaldi. Bu çerçevede Azerbaycan'da kurulan Musavat Halk Partisi bağımsızlık için çalışmaya başladı. Partinin lideri Açık Söz gazetesinin baş yazarı Mehmet Emin Resulzade'ydi. Çar Mehmet Emin Resulzade'yi tehlikeli bulduğundan takip ettiriyordu. 1908'de İran'a gitmek zorunda kalan Resulzade Tebriz devrimine katıldı. Tüm baskılara rağmen Musavat Partisi Azerbaycan halkının siyasi teşkilatlanması ve birleşmesinde büyük roller üstleniyordu. Buna karşılık baskılar inanılmaz boyutlara ulaşınca Musavat'ın faaliyetleri 1913 yılında geçici olarak durduruldu. Bu noktada hemen tüm dünyanın gözünün bölgede olduğunu söylemekte fayda var. Azerilerin neft dediği kara, yağlı sıvı dünyayı yerinden oynatıyordu. Dünyada petrolün çıkarılıp işletildiği ilk yer olan bu bölge dikkatleri üzerinde topluyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla şartlarda bir değişiklik olmadı. Savaşın taraflarının, özellikle İngilizlerin bölgeyle ilgili ciddi emelleri vardı. Çarlıksa Azerilere güvenmediğinden onları savaştan uzak tutuyor, istihbarat Azeri önderleri takip ediyordu. Savaş bölgelerindeki Azerilerin evleri dağıtıldı, katledildiler ve yerlerinden göç ettirildiler. Ancak Azerbaycan'da Musavat Partisi'nin gücü ve Azerilerin özgürlük mücadelesi hiç azalmamıştı. 17 Mart 1917'de geçici hükümetin Bakü'de yerli istihbarat ve takip organı olan İçtimai Teşkilatların İcrası Komitesi kuruldu. Azerbaycan'da siyasi partilerin faaliyetlerinin genişlemesiyle birlikte Müslüman Milli Şuraları da kurulmaya başladı. 27 Mart'ta Azeri aydınların temsilcilerinden ibaret Müslüman Milli Şurası'nın geçici icra komitesi seçildi. Yerli halkın desteklediği milli şuralar oldukça güçlüydü. Rusya'da yaşanan Ekim devriminden sonra Milli Bağımsızlık Hareketi'nde yeni bir aşamaya gelinecekti. Sonbaharına gelindiğinde Musavat'ın siyasi nüfuzu gitgide artmaktaydı. 26 Ekim'de Musavat Partisi'nin birinci kurultayını açan Mehmet Emin Resulzade,
bağımsız Azerbaycan Devleti'nin kurulacağı müjdesini veriyordu. Buna karşılık Menşevik ve Taşnak bloklarının önderlik ettiği Bakü Sovyeti, bir ve bölünmez Rusya idealini savunuyordu. Yani musavattan ters bir idealdeydiler. 1917 yılı Ekim'inde Rusya'da Bolşevik ayaklanması sonucu Çarlık devriliyordu. Alman Yahudilerinin fikri ve maddi desteğiyle kurulan Bolşevik hareketi ilk andan itibaren diktatörlük olarak kendini gösterecekti. Bolşevik hareketi kabul etmeyen milliyetçi güçler Güney Kafkasya'yı bağımsızlaştırmanın şart olduğunu bildiriyordu. Bolşevikler Azerbaycan'da Ermeni Stepan Şaumyan'ı tek yetkili ilan ettiler. Bakü Sovyeti İcra Kurulu'nda Azerilere yer verilmemişti. Böylelikle Bolşevik-Ermeni Taşnak İttifakı resmiyet kazanıyordu. 1917 yılı Aralık ayında imzalanan Erzincan Anlaşması'yla Osmanlı-Sovyet barışı yapıldı. Ruslar bölgeyi boşaltırken askerler Rusya yerine Azerbaycan'da toplanmaya başladılar. Azerbaycan'da Ermeni çeteleriyle birleşen bu başıboş askerler akıl almaz katliamlara imza atıyorlardı. Azerbaycan'ın tarihindeki en önemli anlardan birini Nuri Paşa komutasındaki Kafkas ordusunun başarıları oluşturur. Bunun hemen ardından da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu gelmektedir. Bu gelişmeler çok uzun ömürlü olmasa da Azerbaycan'ın milli şuurunun oluşmasında büyük katkılar sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonlanırken Azerbaycan'da gerginlik her geçen gün artıyordu. Bolşevikler Azerbaycan'ın yeraltı kaynaklarını kaptırma niyetinde değildi. Bu nedenle 1918 Mart başlarında Bakü'de 20 bin kişilik silahlı bir güç topladılar. Ve ardından da yine katliamlar yapıldı. Sadece Bakü'de 3 günde 3 bin Azeri katledildi. Buradaki tek amaç ve tek hedef Musavat Partisi'ydi. İlginçtir, bu katliama Bakü'deki Ermeni aydınları da katılıyordu. Azerilere ait kültürel anlamda ne varsa yakıldı. 2 Nisan'a kadar süren katliamların sonucu 12 binden fazla Azeri'nin ölümüydü. Dediğimiz gibi yapılan bu katliamın asıl sebebi bağımsız Azerbaycan Devleti'nin kurulmasını önlemek ve milli kuvvetleri yok etmekti. Ancak tabii ki başarılı olamayacaklardı. Ermeni Şaumyan 13 Nisan 1918'de Lenin'e yazdığı mektupta "Düşman yok edildi" diyordu. İngiltere'nin Bakü Büyükelçisi Londra'ya gönderdiği telgrafta "Bakü'de ölülerden başka Müslüman kalmadı" demişti. Yaşananlar zor durumdaki Osmanlı'yı harekete geçirdi. 26 Mayıs'ta Tiflis'te Trans-Kafkasya toplantısı yapıldı. Toplantıda Azeri temsilcilerle 27 Mayıs'ta olağanüstü toplantı kararı alındı. Bu toplantıda Azerbaycan'ın yönetimi görevi üstlenilerek geçici milli şura ilan edildi. Mehmet Emin Resulzade şura başkanı seçildi. 28 Mayıs'ta Tiflis'te Orient Otel'de Azerbaycan'ın bağımsız devlet olduğu ilan edilmiş oldu. Bundan sonra Azerbaycan Milli Şurası ve hükümeti bağımsız devletin tanınması için diplomatik ve siyasi faaliyetlere başladı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Gence'ydi. Azerbaycan'ın zorlu bir süreç yaşadığı bu dönemde Türk ordusu yardıma yetişti. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'yı 15 bin kişilik bir kuvvetle Nahçıvan üzerinden Bakü'ye gönderdi.
Nuri Paşa Kuvvetleri Azerbaycan Milli Kuvvetleri ile birleşerek Kafkas İslam Ordusu'nu oluşturdu. Kafkas İslam Ordusu, Azeri Devleti'ni dağıtmak için hücuma geçen Rus-Ermeni kuvvetlerinin önünü Gence yakınlarında kesti. Gürçay'da bu kuvvet dağıtıldı ve Nuri Paşa Bakü'ye yöneldi. Ermenilerin Bakü'nün savunması için İngilizleri çağırması da işe yaramadı. Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman saldırıları sonucu İngilizler geri çekildiler. Yalnız kalan Ermeni birlikleri taarruzlara dayanamayarak Enzali'ye kaçtı. Eylül'ün 15'inde Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü işgalden kurtarmış oldu. Bakü başkenti ilan edildi. Resmi dil Türkçe oldu. Yeni kurulan devletin başkanlığına Mehmet Emin Resulzade getirildi. Yeni hükümet ülkeyi koruma adına 20 bin kişilik bir kuvvet oluşturdu. Eğitim için Osmanlı'dan eğitmenler getirildi. Bir süre sonra Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunu fırsat bilen Ermeni kuvvetleri yeniden harekete geçtiyse de Azerbaycan ordusu 1920 yılının Mart ayında Nevruz Bayramı gecesi Ermeni kuvvetlerini darmadağın etti. Ruslar Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kabul edememişti. Bakü'nün Anadolu'daki Türklerin istiklal mücadelesine destek vermesini bahane ederek işgale başladı. İşgal sırasında yine vahşet, katliam, yağma ve talan yaşandı. 27 Nisan 1920 günü yaşananlar tarihe kara gün olarak geçti. Ruslar her şeyi feshettiler. Bir yıl 11 ay 29 gün süren Halk Cumhuriyeti Azeri Milli Şuuru'nun oluşmasında büyük emek sarf etmişti. Ancak bu kazanımlar Sovyetleri çok rahatsız etmişti. İşgalden sonra Cumhuriyet liderleri sıkı takibe maruz kaldılar. Bunların içinde Ermeni teröristlerce katledilenler de vardı. Tutuklanıp Moskova'ya götürülen Mehmet Emin Resulzade, serbest kaldıktan sonra Finlandiya'ya, oradan da Türkiye'ye göç etti. Bolşevikler kitlesel tutuklamalar, işkenceler ve diğer metotlarla Azerileri sindirmeye çalıştı. Bu toprakların sahip olduğu tüm zenginlik de oluk oluk Rusya'ya akıyordu. Lenin'in ölümünün ardından Stalin diktası hemen herkesi yerle bir etti. Katliamların ucu bucağı yoktu. Bu vahşi dönemde kitlesel savaşın sonunda Stalin'in ölümüyle noktalandı. Sonrasında baskı bir miktar azaldıysa da Azeriler Sovyet zihniyetini kabullenmekte hep zorlandı. Ancak o kadar çok ölüm görmüşlerdi ki bunun etkileri kaçınılmaz olarak görülecekti. Fakat en barışçıl denen Gorbaçov zamanında dahi zulmü yaşayacaklardı. Azerbaycan'ın ve Azerilerin hürriyet uğruna verdikleri diyet oldukça büyüktür. Ne ilginçtir ki 1990 yılında bağımsızlık sırasında 140 civarında Azeri Rus tanklarının ateşi altında can veriyordu. Kara Ocak adı verilen bu korkunç gün sadece bir ilkti. Amen.
1980'lerin ikinci yarısıyla Sovyet devindeki sorunlar su yüzüne çıkmaya başladı. Azerbaycan halkının sisteme olan güveni de gitgide azalıyordu. İlginçtir, Sovyet sistemi yine Müslüman ve Türk halklara baskıya başlamıştı. 1988 yılıyla birlikte Ermenistan bölgesinde yaşayan Azeriler, gruplar halinde sürgün edilmeye başlandı. Karabağ bölgesine olan Ermeni saldırıları ve işgalleri de artmaya başlamıştı. Çok geçmeden Azerbaycan'da mitingler dalgası başlıyordu. Olaylar üzerine sıkı yönetim ilan edildi. Halk, Azerbaycan Halk Cephesi etrafında birleşmişti. Halk Cephesi'nin başına 1989 yazında Ebu'l-Feyz Elçi Bey getirildi. Halk Cephesi'nin halkın üzerindeki etkisi çok fazlaydı. Halkın baskısıyla 3 Eylül'de Yüksek Sovyet'te Azerbaycan Sovyetler Birliği suverenliği hakkındaki Konstitusiya Kanunu kabul edildi. Azerbaycan Halk Cephesi Sovyet sistemine kafa tutmaya başlamıştı. Aralık 1989'da Sovyet-İran sınırında yaşananlar geleceklerin habercisiydi. Bakü'yü ve Azerileri uyaran Yüksek Sovyet 1990 Ocağı'nda düğmeye bastı. Halkın uyarıları dinlememesi üzerine saldırı başlatıldı. ...19 Ocağı, 20 Ocağı bağlayan gece Sovyet ordusu Bakü'ye saldırdı. Bu tam donanımlı bir ordunun silahsız sivillere saldırısı şeklindeydi. Tanklar önlerine çıkan ne varsa ezip geçiyor, protesto eylemlerinde özgürlük diye bağıranları yok ediyordu. Ancak ilginç bir kararlılık ve cesaretle Azeri halkı bu ateş gücünün karşısında dimdik duracaktı. Tankların önüne barikat olarak gövdelerini sürüyorlardı. Ancak karşılarında dünyaya Glasnost ve Prestroika diyerek şirin görünen Gorbaçov'un emriyle gelmiş kanlı katiller vardı. Ne yazık ki kimseye acımadılar. Rus birliklerinin Ermeni çetelerle birlikte yaptığı bu saldırı sonucunda Bakü ve diğer yerlerde 131 kişi hayatını kaybetti. 744 kişi yaralandı, 400 kişi hapsedildi ve 4 kişi kayboldu. Bu katliamın adı tarihe Kara Ocak olarak geçti. Bundan sonraki süreçte Kremlin'in kuklası yöneticiler ülkeden kaçarken Yüksek Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti adını ve bayrağını tanıyordu. 8 Aralık 1991'de Belarus'un Sovyetlerden ayrılmasıyla Sovyet devi son nefesini verdi. Bundan 21 gün sonra yapılan referandumla Azerbaycan özgürlüğüne kavuşuyordu. Çok geçmeden Ermeni kuvvetleri yeniden saldırarak sivilleri katletmeye başladı. Karabağ'da, Hocalı'da yaşanan soykırım hadisesi tüm dünyaca bilinmesine rağmen modern dünya sessiz kalıyordu. Ermeni vahşetini kimse görmüyordu. Azerbaycan bağımsız bir devlet olarak dünyada tanınmaya başlamıştı. Ancak Ermeni saldırıları hala sürüyordu. Böylesi bir ahlaksızlığı hangi insani değere sığdırabiliriz bilemiyoruz. Ancak bu vahşilerin alçak tutumlarını tüm dünya sadece izliyordu. Kimse Ermenistan denen ülkeden gelen bu devlet terörüne dur diyemiyordu.
Rusların uşaklığını yapan bu vahşiler, sivilleri gözlerini kırpmadan katlediyordu. Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası 26 Şubat 1992 tarihinde yüzyılın en korkunç katliamlarından birine sahne oldu. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerle Han kentinde konuşlanmış bulunan Albay Zorgivarov komutasındaki 366. Rus Motorize Alayı Hocalı'ya saldırmıştı. Özellikle Ermenilerin silahsız sivillere karşı ne derece cesur olduğunu biliyorduk. Rus motorize alayı Hocalı'yı ağır silahlarla ateş altına aldı. Havaalanı tahrip oldu. Dış dünya ile olan bağlantıları kesildi. Savunmasız şehre giren Rus destekli Ermeni askerleri kadın, yaşlı, çocuk demeden hemen herkesi katletti. Ermeniler akıl almaz yöntemler uygulayarak Azerileri katlediyordu. Böylesi bir vahşeti vahşi hayvanlar avlarına yapmıyorlardı. Bu nasıl bir akli durumdu, nasıl bir vicdandı anlamak mümkün değildi. Yıllar yılı asılsız iddialarla Türkiye'yi suçlamış olan bu zihniyet aslında ne olduğunu gösteriyordu. Ancak tabii ki dünya bu duruma gözlerini ve kulaklarını kapatacaktı. Hocalı'da yaşanan bu katliam sonrasında 613 Azeri Türk'ü hayatını kaybetti. Bunların 56 tanesi hamile kadınlardı. Durumları korkunçtu. Karınları yarılarak doğmamış çocukları çıkarılmıştı. Bu saldırılarda 487 kişi ağır yaralanırken 1275 kişi rehin alınmıştı. Resmi rakamlar böyle diyordu. Ancak gerçekler çok daha başkaydı. Şahitlerin anlattıklarını dinleyenler duyduklarına inanamadılar. Ancak katliam sonrası Hocalı'ya girdiklerinde gördükleri tamamen gerçekti. Katliam bölgesini gezen Fransız gazeteci Jean Younet, "Pek çok savaş hikayesi dinledim. Faşistlerin zulmünü işittim. Ama Hocalı'daki gibi bir vahşete umarım kimse tanık olmaz," diyecekti. Hocalı'daki soykırımın emrini verense sonraları devlet başkanı olacak Robert Koçaryan'dı. Azerbaycan devleti özgür ve müstakil bir devlet olarak insanlık kitabındaki yerini alıyordu. İlk devlet başkanı Ebulfeyz Elçi Bey'in ardından bu göreve gelen Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın kendine gelmesinde büyük roller oynamıştır. Onun döneminde yapılanlar, atılan adımlar oldukça önemlidir. Haydar Aliyev'in vefatından sonra oğlu İlham Aliyev devlet başkanlığını üstlendi. Bu durum birçok çevrelerce eleştirilen bir konu olmuştur. Türkiye'nin en yakın dostu ve kardeşi olan Azerbaycan'la ilişkileri her dönem belirli bir seviyenin üstünde olmuştur. İki ülkenin birlikte gerçekleştirdiği projeler tüm dünyanın dikkatindedir. Haydar Aliyev'in dediği gibi, "Biz iki devlet, bir milletiz." Azerbaycan büyük acılarla yoğrulmuş, kahraman ve naif insanların ülkesi.
Türkiye'nin en yakın dostu ve kardeşi. İki ülkenin kardeşliği dünya durdukça duracak, kalpler vurdukça daha da güçlenecek. Unutmayalım, biz iki devlet, bir milletiz. Ülkemizin ve insanlarımızın güzel günleri görmesi dileğiyle. Hoşça kalın.